Bugüne kadar çektiğim en zor video olacak. Saatlerce çizim yaptığım oldu ama hiç bu kadar uzun yapmadım. Uykusuzluğa dayanan ya da bir yerde sadece bir şeyle ilgilenen bir insan değilim. Bu beni çok zorlayacak. Ve o yüzden umarım ki güzel bir video olur. Ve şunu da belirteyim, tekrardan zor bir şey kalkışacağım. Şu an Instagram'a bir gönderi attım ve bu gönderinin altına yorum atanların portresini çizeceğim. Eğer ki siz de portrenizin çizilmesini istiyorsanız Instagram adresime gidip zaten ekranda veya açıklamada yazıyor. O gönderinin altına yorum atarsanız eğer sizin de portrenizi çizerim. Hadi o zaman videoya. Şu an 10:20 geçiyor. 13 Nisan Pazartesi. Yarın sabah 10:20 24 saat, akşam 10:20'de 36 saat oluyor. Yani yarın akşam 10:20 geçeye kadar aralıksız bir şekilde bu çizim deneyimini yaşayacağız. 12 ve 24 saat videolarını izlemediyseniz de şuradan gidebilirsiniz. Evet, şimdi başlayalım. Tabii ondan önce birazcık dışarıyı izleyeyim. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak bir tane çizgi roman yapıyordum. Ve bu çizgi romanda düzeltmem gereken yerler var. Hızlıca şöyle bir göstereyim size. Şöyle geçeyim. Çok fazla göstermeyeyim çünkü bunun bir kitabı çıkacak. Bazı kısımlarda ışıkları, renkleri ve aynı zamanda panelleri düzeltmem gerekiyor, yazı kısımlarını. Şimdi onları halledeyim. Siz her ne kadar 3-5 saniye görseniz de bu da bitti. Ortalama, dur saat kaçı? Saatimizde 12.30'u gösteriyor. Konuşma balonlarını arttırdık. Hikayenin daha fazla anlaşılması için aynı zamanda bazı yerleri boyadık. Şimdilik dijitali bir kenara bırakalım ve oturalım, kağıtta bir şeyler çizelim. Evet, videomuzdaki ilk kağıda çizimle başlıyoruz. Belki biliyorsunuzdur, Kim Jang-gi diye bir sanatçı var ve işlerini gerçekten çok beğeniyorum ve takdir ediyorum. Onun çalışmalarını ben de kendimce çalışıyorum, çiziyorum. Hani onun çizgi tarzı belki bana bir şeyler katar ya da buraya nasıl yapmış, kontrastı nasıl vermiş vesaire, bunları çözmek için böyle referanslı işler yapmak gerçekten bence yararlı oluyor. Bu da öyle yaptığım bir çalışma. Umarım ki izlerken zevk alırsınız. Ben çizerken çok 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 zevk aldım. Evet, saatlerde bunu uğraşıyorum. Şimdi şuraya bir imza atayım ben. Şöyle yazalım. Evet, böyle bir çizimdi. Saatlerimiz kaç? 2'yi gösteriyor. Şimdiden sırtım ağrımaya başladı. Bu arada aklımdayken söyleyeyim, ben çizimleri vesaire Instagram'da paylaşıyorum. Beni oradan takip edebilirsiniz. Daha 4 saat olmuş lan. Kaldı kaç kaldı? 32 kaldı. Neyse, biz devam edelim. Evet, şimdi kendimce bir şeyler deneyeceğim. Tabii bu olmadı. Şimdi bir araba ama böyle motor gibi değişik bir araç yapacağım kendi kafamdan böyle. Çok fazla demirleri olan motor kısmı böyle önde ama böyle farklı bir motormuş. Tekerlekleri saçma sapan böyle dönüyor falan. Böyle bir araba tasarlamak isterim. İçinde de farklı bir karakter varmış, böyle gözlükleri olan. İşte tavanında televizyon var, bazen çanta var, arkada nitro falan var. Şimdi de bu arada çini mürekkebi kullanıyorum ben burada kontrastı vermek için. Ve bu şekilde yaptığım bir çalışma, gerçekten bundan da acayip zevk aldım. Ama birazcık yordu beni yani kafa olarak. Böyle bir çalışma. Hey. Akşam güneşimiz de vuruyor. Oh mis. Bu çizim de bitti. Bunu normal kafamdan yaptım. Yani birazcık böyle beynimi çalıştırmış oldum. Keşke yapmasaydım. Kafa olarak biraz yordu ama şöyle bir şey oldu. Aha da böyle. Bu da ortalama 3-3,5 saat sürdü. Dengemi sağlamak için yavaş yavaş yapıyorum. Eğer ki çok hızlı yaparsam hem kafamı hem gözlerimi hem de aynı şekilde bileğimi çok fazla yorarım. Sonuçta amacımız aralıksız çizmek. Bu şekilde. Bu arada şöyle bir tane işte bir karakter tasarlamaya çalışırım. Böyle bir süper kahramanımsı olur ama tam da olmaz gibi, anlamadım. Ama öyle bir şeyler deneyeceğiz bakalım, umarım ki olur. Ve tekrardan kendimce bir şeyler deniyorum. Bir süper kahraman gibi bir şey yapmaya çalışıyorum. Dedim ki maske olsun, biraz yakışıklı olsun, saçları da olsun. Ve hani bunu bir tık minimal yapmak istedim. Bakalım minimal nasıl yapacağız? Hani çok fazla ayrıntı girmeden, hani birazcık animasyonumsu tarzı yapmak istediğim için böyle bir şey yapıyorum. Daha sonra birazcık arka fon vesaire ekleyeceğim ve değişik bir karakter elde ediyoruz. Evet, havamız da karardı. Sıkılmaya başladım. Şimdi tekrardan kağıda çizmeye devam edeceğiz.
Ya bu arada çizim videoları biliyorum kısa oluyor. Yani 30 saniye, 1 dakika falan tutuyorum ortalama. Ama fazla çizim olduğu için ben bunları her birini 2-3 dakika verirsem acayip uzun ve sıkıcı bir video olur. O yüzden böyle yapıyoruz. İnternetten bulduğum bir karakter tasarımım vardı. Ben de bu tasarımı dedim ki acaba tükenmez kalemle nasıl olur? Hem tükenmez kalem özelliklerimi geliştirmek için, hani hem de bakalım nasıl bir tat verecek, bunu merak ettiğim için böyle bir şey yaptım. Olabildiğince tabii ki gölge nerede, ışık nerede, ne bileyim okumazsa okuma için efektini vesaire vermeye çalıştığım bir çalışma oldu. Yani bu birazcık tükenmez kalemi geliştirmek için yaptığım bir çalışma diyebilirim. Evet, bu çizim de bitti arkadaşlar. Şöyle bir şey yaptık. Saatlerimiz 10.30'u gösteriyor. Ve biz hala devam ediyoruz. Şu an 3 tane çizim ve 2 tane dijital yaptık. Yani 3 tane kağıda yapmış olduk. Bakalım devam ediyoruz. Şimdi yeni bir şey deneyeceğim. Böyle vücudumda fiziksel olarak ya da huylarım olarak bilmiyorum, şu an karar vermedim. Hatta şey yapayım bak. Şu an benim en dikkat çeken yerim yanaklarım. Yanaklarımı çok sevmiyorum ama çok fazla dikkat çektiği için ben bir çizim yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şu an ben de bilmiyorum. İzleyelim. Ya şimdi benim kafam kocaman olduğu için dedim ben bunu panda yapayım. Bu şekilde hani kafam panda olursa hem yanakları da fazla hem de biraz hani sempatik bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden belki beni anımsatır diye düşündüm. Ama tabii ki bu çizimi yapacağız. Daha sonrasında ben bunu gerçekten aslında beğendim ama çok banal bir şey. Herkesin böyle Tumblr'da falan yıllarca dolaşan bir şey olduğu için daha sonrasında onu vazgeçtim ya. Evet, şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Tabii bu acayip klasik bir şey geldi bana tabii ki. O yüzden de tekrardan deneyeceğim. Ama bu sefer ne yapacağım bilmiyorum. Gerçi öncekinde de bilmiyordum. Ama bu sefer daha çok düşüneceğim ve ona göre bir şey yapacağım. Evet, buldum. Kalorifer çizeceğim. Ben kendimi ilk başlarda böyle dışarıdan bakınca soğuk olan birisi olarak kendimi görüyorum. Ve bazı arkadaşlarım da öyle görüyor. Zaman geçtikçe daha böyle sıcakkanlı oluyorum. Daha sempatik veya ne bileyim daha iyi oluyor aramız. Ve o yüzden kalorifer yapmayı düşünüyorum. Ve sonuçta kaloriferin de böyle kendine baktığın zaman sivri şeylere sahip ya biraz. Ama gerçekten de belli bir zaman sonra ısınıyor ve bize sıcakkanlılık, sıcaklık veriyor yani. Ha bak, bu arada bu bazı videolarda da oluyor bende. Yani genelde ilk başlarda bir tık belki soğuk başlayabiliyor, sonrasında ısınıyorum. Bak bu da benzer hani şey. Hadi bakalım. Bu arada saatler 23.28. Yani bir önceki panda çiziminden vazgeçmiştik ama neden vazgeçtik? Hani ben hani kendimi tam o şekilde değil de bu şekilde benim yansıtmam çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Böyle bir kalorifer çizim buldum internetten ve kendimce yapmaya çalıştım. Burada yine çini mörkebi kullandık. Daha sonrasında sulu boya ve dediğim gibi sulu boyayı çok böyle sulu aman aman kullanmamaya çalıştım ama yine de kağıtta böyle buruşmalar meydana geldi. Böyle kat kat yapmaya çalışıyorum. Farklı farklı renkler kullandım. Bu arada kullandığım sulu boya Winsor Newton. Gayet sulu boya. Hani ben sulu boya. Gayet iyi bir sulu boya. Hani öneririm. Haberiniz olsun yani. Evet, bu çizim bitti. Saat 1.30. Evdekiler uyuduğu için böyle konuşuyorum. Gerçi bu kadar kısık konuşuyorum ama gel yukama olsun. Benim uykum geldi ama yapacak bir şey yok. Devam. Evet, şimdi gerçekten freestyle atma zamanı diyeceğim ama yine atamadım bakın. Şimdi dedim ki bari bir portre, bir şeyler deneyeyim böyle. Yine kırmızı kurşun kalem seviyorum ben bayağı. Böyle gölgeleriyle, sert çizgileriyle, ince, kalın vesaire bir karakter yapmaya çalıştım. Ve gerçekten bu çok sevdiğim bir şey oldu. Niyeyse anlamadım. Ama yani sevdim ya vallahi. Evet, şimdi bunu da yaptık. Şöyle bir şey oldu. Saatimiz 3.15. Netle. Netlemiyor. Evet, bu arada daha demin deprem oldu. İstanbul civarında 4 büyüklüğünde. Öyle dedim, söyleyeyim ya. Bakın gecenin bu yarısı depremde bile çizim yapıyoruz. Bir like'ınızı alır mı? Biliyorsunuz kendi kafamdan çizmeyi bir tık daha fazla geliştirmeye çalıştığım süreçteyim. Yani o yüzden farklı farklı portreler deneyerek kendimi birazcık deniyorum. Ve burada da bütün sayfayı farklı portrelerle dolduruyorum. Eskizden oluşan bir sayfa yaptık. Bir sürü portreler var. Farklı açılardan denemeye çalıştım. Bence en güzeli şu oldu. Sonra ikincisi şu bence. Böyle yani yaptım bir şeyler. Şu masanın dağınıklığına bak ya.
Saatlerimiz 5.26. Ya çoğunlukla böyle kağıt, dijital falan yaptığım için şu an tekrardan dijital yapacağım. Şimdi burada da böyle hani kendime bir tık böyle sanki boşluğa bırakmış gibi yapmaya çalışıyordum. Ama dedim ki acaba ben bunu birazcık kurdele gibi mi yapsam diye düşündüm. Ve o şekilde kurdele olarak yapacağım. Böyle kurdele biraz daha salaş, daha böyle sanki kendine bırakmış bir ifade vereceğini düşündüğüm için böyle bir şey yaptım. Günaydın arkadaşlar. Saatimiz 8.11. Tabii ki havamız aydınlandı. Benim için bir Kim Jong-gi vardır, bir de Kar Kopiski vardır. İkisinin de işlerine gerçekten çok bayılıyorum ve onların tarzlarını kendi tarzında böyle bağdaştırmak için tekrardan onların işlerinden bir şeyler çalışıyorum. Bu da Kar Kopiski'nin bir işi ve onun elinden geldiği kadarıyla güzel bir şekilde ve anlayarak çizmeye çalışıyorum. Evet, bu çizim de bitmiş oldu. Yakın çekim alalım. Şöyle bir çizim yaptık efendim. Şuraya bir şeyler fışkırttım diş fırçasını kullanarak. Keşke yapmasaydım ama olsun. Evet, böyle bir şey de yaptık. Hemen imzamı da atalım buraya. Böyle böyle bir şeyler. Bu sefer cidden yoruldum ya. Yemin ederim gözlerimin altı şu an hani çöktüğünü hissedebiliyorum. Gözlerim kızarmaya başladı. Bir de şu gerizekalı ışık var. Gerildim ya. Ama devam edeceğim. Yapacağım ben bunu. Arkadaşlar bu arada artık çizecek bir şey bulamıyorum. Yani bakarak bir şeyler çizdik eyvallah. Ama artık bakarak yapmak istemediğim için kendince bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Ama aklıma cidden gelmiyor. Uykusuzluktan olabilir ya da hani bu sıralar pek fazla yemek yemedim diye başladığından beri belki o yüzdendir. Cidden bak şimdi kuzenim aradı. Küçük kuzenlerim var. Brawl Stars diye bir tane oyun varmış. Oradaki karakterleri çizmemi istediler. Bak şimdi görüntüler arıyorlar. İyi oturuyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Karantina günleri. Güneş ne yapıyorsun? Güneş. Güneş. Ceyhan abin diyor ne yapıyor Güneş diyor. Zıplıyor, şopluyor. Diğeri de burada. Zaten onun da derdi bu. Ceyhan şimdi sana vereceğim. Hangi karakterleri istiyorsa göstersin sen. Görüyor. Şey kamerayı arkaya alabilirsin. Şimdi görecek. He. Şu. Ha tamam. Sonra Ems. Ems. Bir de Jackie. Bunlar yani. Tamam. Ceyhun abim diyor değişik bir şekilde diyor çeksin diyor. Yok, karakter olarak çeksin. Ben diyor göreyim diyor onları diyor. O da mı? Güneş bir tane daha karakter istiyormuş. Sputnik. Böyle yan yana hepsi arkadaş şeklinde çizmeye çalışacağım. Bakalım umarım güzel olur. Şimdi kuzenlerim ismini verdi. Ben tabii tam karakterleri bilmediğim için internetten baktım. Böyle 4 tane karakteri yan yana böyle güzel bir şekilde taslaklarını atıyorum. Daha sonra da Artline'la üzerinden geçiyoruz. Arkadaşlar böyle bir şey oldu. Bu da Yağmur ve Güneş yazdım kuzenlerimin ismi. Saatlerimiz 3.15'i gösteriyor. Şimdi bunları renklendirmeyi düşünüyorum yani dijitalden. Bakalım nasıl bir şey olacak. Vücudum kendini deşarj etmiş gibi hissediyorum. Yani 3 saat önce gerçekten çok kötüydüm. Ama şu an belki hava böyle güneş falan açtı. Belki o yüzden bir tık daha iyiyim. Yani ortalama 6-7 saatimiz kaldı. Şimdi tabletin şarjı azaldığı için ben onu şarj taktım. O süreçte şöyle işte bir karakter çizdik. Bunu videoya almadım. Hızlandırılmış çekimleri tabletten çektiğim için pek fazla şey yapamam. Hani çekemedim o yüzden bu kısmı. Bir de şöyle bir şeyler daha var. Tabii bunları pek beğenmedim. Öyle yani. Yeminle çıldıracağım ya. Şu sıfatı çizmek çok zor olabilir mi sizce? Bence olamaz. Tabii Ceyhun sen gerizekalı olduğu için kendini çizemiyorsun. Bak bir kere denedim. İkiyi denedim. Üçüncüyü denedim yine olmadı. Ve o yüzden kendimi çizmeyeceğim artık yeter. Daha sonra dedim farklı bir şey deneyeyim. Ve bu da olmadı. Ne yaptım? Yeteneğimi mi kaybettim? Ne oluyor bana? Yani yemin ederim bu eskiz defterinin sayfaları şu an harap oldu harap. Kapat. Tablet biraz daha şarj olsun. Daha sonra onun renklendirmesine geçeceğiz. Saatin 10 olmasına ortalama 5 saatimiz var. 36'da 5'i çıkarttık. Şu an tam 31 saat oldu. Hatta 30 saat 45 dakika diyebilirim. Bu kadar oldu mu be?
Hava karardı. Ben bittim. Acayip bittim. Şu gerçekten boyama acayip uzun sürdü. Saat 7.45. Yemin ederim bu kadar uzun süreceğini bilmezdim. Yani bu videoda yaptığım dijital çizimlerin en uzunu bu oldu. Şimdi 7.45, 8, 9.45. Yani 1 saat yok. 2 saat 15 dakika kaldı. Sanırım o 2 saatte de bir tane çizim yaparız. Ve daha sonra ben yatacağım gerçekten. Evet, şimdi şöyle bir görsel buldum. Aha da şu. Ben bu sıralar birazcık tarzımı bulmaya çalıştığım için farklı farklı şeyler deniyorum. Bunda da yine farklı şeyler denemeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. İnşallah bunu 2 saat 15 dakikada yaparım, biter video. Siz de fark etmişsinizdir. Benim kesin bir tarzım yok. Tamam, mesela kara kalemde ya da tükenmez kalemde benim çizgim bir tık daha fazla ortaya çıkıyor. Taramalarımla, yaptığım anatomiyle vesaire. Ama dijitalde olsun, hani bazı renkli çalışmalarda falan çok fazla maalesef ki benim bir özelliğim, bir farklılığım yok. Ben de bunu kazanmak için farklı farklı teknikler deniyorum. Farklı şeyler deniyorum ki kendim hangisinde daha rahatsam o şekilde yapayım diye. Mesela şu an saçma sapan şeyler yapıyorum. Ama mesela bu benim hoşuma gitti yani. Deniyorum. Denemekten zarar gelmez. Evet, bu çizim de bitti. Saatimiz 8.56. Bu arada hayat eve sığar. Şimdi bir saatimiz kaldı ve bu bir saatte ne yapacağım ben? O da şu. Biz şimdi bir tane dizi yapıyoruz. Daha doğrusu yapacağız. Senaryomuz vesaire her şey hazır. O dizinin başında kullanacağımız bazı görseller var. Ve bu görselleri de ben çizeceğim. Ben çiziyorum hatta. Ve dedim ki o görsellerden bir tanesini size çizeyim. Bu da bir ev. Dizinin çekileceği evi çizmem gerekiyor. Ve ben de onu çizeceğim arkadaşlar. Hemen geçelim. Bahsettiğim gibi bir ev çizeceğiz. Tabii bu ev hani biraz büyük bir ev. Telefondan baka baka çizdiğim bir ev arkadaşlar. Tabii bazı yerlerini kendimce değiştirdim. Biraz daha hafif de olsa illüstratif hale vesaire getirdim. Bu şekilde olacak yani. Fırça olarak iPad Pro'da belki kullanan vardı. Procreate'de Derwent fırçası var. Yani daha doğrusu normal 2B kalem gibi arkadaşlar. Bu şekilde yapacağım. Daha sonrasında bazı gri tonlamalar atıyorum. Sonrasında böyle full hepsine hafiften pembemsi bir ton vereceğim arkadaşlar. Bu şekilde sanki eskitme bir fotoğrafmış gibi. Yani fotoğraf değil de hani eskime bir hikaye olarak görmeye çalışacağız bunu. Evet. Ve 36 saat boyunca çizim yaptık arkadaşlar. Hemen bir çizimleri size göstereceğim. Zaten dijitalleri biliyorsunuz, o yüzden kağıtta olanları göstereceğim. Hemen başlayalım. Şöyle pembe tükenmez kalem yapmıştık. Yine böyle portre çalışmaları var. Kendimi bir kalorifere benzetmiştim ve bu onun çizimi. Yine kendi kafamdan tasarladığım bir araç. Ve şurada bir adam var. Bir panda kafalı figürümüz mevcut. Gene kendime benzetme ama bunu pek kullanmak istemiyorum. Ve Kim Jong-un'un çizimi, biliyorsunuz ilk kağıda yaptığımız çizim buydu. Sonrasında bir karakter böyle tasarladık. Şöyle bir sert bakışlı bir adam. Kuzenlerim için çizdiğim resmin böyle kağıt dolu hali. Zaten dijital daha yeni yaptık. Ve de gene Karkopiski'den çalıştığımız bir çalışma. Çalıştığımız bir çalışma ne ya? Bir çizim işte. Bakalım. 13-14 çizimle bu videoyu bitirdik arkadaşlar. Her zaman geceleri 4-5'te yatıyordum. Şu an 10'da yatacağım ve yarın erken kalkacağım. Muhteşem bir şey olacak benim için. Benimle beraber burada olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ben şimdi uyuyacağım. Siz de videoyu beğenmediyseniz beğenebilirsiniz. Yorum atın arkadaşlar. Bize destek olun yani lütfen. Yani WhatsApp'tan arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Bir şeyler yapın arkadaşlar. Bizim emeklerimizin karşılığını verin. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay. Hadi iyi geceler abicim.